Carry trade'de kimler para kazanıyor? İnsanlar faizden para kazanıyor. Faiz nerede olur? Düzensiz ve enflasyonu yüksek ekonomilerde olur. Tamam mı? Enflasyonu yüksek bir ekonomide ne demektir bu? Oranın yerel para biriminin her an dramatik bir şekilde kırılabilip değerinin düşebileceğini aslında ifade eder. Ama anladın mı ne demek istediğimi? Carry trade insanların aslında çok büyük bir aldığı risktir. Bak, öyle garantiler verilmiş, öyle bir şekilde yatay gidişata dair bir söylen şey olmuş ki, hani sözler verilmiş ki, adamlar getiriyor parayı buraya güvenle teslim ediyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani carry trade'de şimdi mantık çok basit. Hani ben profesör değilim, profesör olmaya gerek yok. Çok basit bir mantıkla söylüyorum. Adamlar carry trade'ler faizden para kazanıyor. Faiz nerede oluyor? Enflasyon olan yerde. Enflasyon olan yerde de her an TL değer kaybedebilir. Yani dolar dramatik bir şekilde kırılabilir. Buna rağmen adamlar bu parasını getiriyorsa bir garanti almadan getirmez parasını. Yani nasıl bir Tamam. garanti aldıklarını ima ediyorsun ya da söylemek Dövizin istiyorsun. belli bir zaman veya sürede kırılmayacağının garantisini alarak getiriyorlar parasını. Tamam mı? Neden? Çünkü şimdi insanlar bazıları şunu söylüyor haklı olarak. Diyor ki kardeşim döviz olması gereken rakam nedir diyor. Ben de diyorum ki bu adil değer diye bir şey var. Dövizin adil değeri. Adil değer demek ne demek? Sanayici batırmayan. Aynen öyle. Sanayici batırmayan, uyku kaçırmayan. Şimdi ilgili para birimini iki ülke arasındaki enflasyon farkı ilgili para birimine eklenir. Yani bugün bizim yayınladıkları işte şey ne kadar enflasyon, sene sene enflasyonu %38, her şeyin olduğu gibi %38, onun fiyatı da %38. Bugün AKP şu ana kadar bir hedef tutturmuş mu? Tutturmamış. Ama hadi %38'i tutturdu diyelim. Hadi tutturdu diyelim. Hani TÜİK marifetiyle tutturdu, gene tutturdu. ABD'de enflasyon kaç? %3. Aradaki fark ne kadar? %35. Şu andaki mevcut dolara %35'i eklersin, fiyatı %44'tür. Bu kadar basit. Doların olması gereken adil değer 44. Zaten ihracatçı da diyor ki 40'ın altı beni kurtarmıyor kardeşim diyor. Ben yanıyorum diyor. Ha şöyle bir şey var. Sen bugün teknoloji ağırlıklı ülkeye kaynak sağlayan bilmem ne bir şekilde geliştirmiyorsun kendini. İhracatçıları da ben buradan hepsi başımızın üstünde ama belli oranda onlara da bir suç yüklüyorum. Neden? Çünkü onların da artık teknoloji ağırlıklı bir gelişime adım atması lazım. Hepsi tekrar söylüyorum başımızın üstünde ama çorap fanile satarak bu ülkenin dış ticaret açığını kapatamazsın. Yani Rabbena yap bana olmuyor. İnsanlar ne oluyor? Ya Borsaya peki koşuyor. bir şey söyleyeceğim Onur, araya dalacağım böyle kusura Estağfurullah. bakma. Ya biz durduk yere niye Irak'a vizeyi kaldırdık 15 ile 55 yaş arasına? İstediği gibi gelebilirsin diyoruz ya, daha ne kadar bu olacak kardeşim ya? Yani Şimdi böyle bir ülkeye nasıl para gelsin zaten ya? Kimin çıktığı belli değil. bu kadar göçmen varken, bu kadar göçmen varken Buna artık göçmen denmez ya. arz talep dengesi zaten bozulacağı için insanlar ya biz resmen milleti sokakta bıraktık ya. Resmen milleti sokakta bıraktık. Bunu göze aldılar. Bak bunu göze aldılar. Ama ben şunu söylüyorum diyorum ki şimdi bugün bakıyorsun 60 bin dolara 70 bin dolara İspanya'da ev var ya. Bak euroya özür dilerim 60-70 bin euroya İspanya'da, Barcelona'da, Madrid'de ev var. Hani buradaki fiyatını düşün. Burada bulamıyorsun ya. Yok. Hani sen geçenlerde bir programda bir şey gösterdin. Kiralık bir yer vardı böyle köhne. Ha, çöplük gibi. Affedersin çöplük gibi, ahır gibi bir yerde düşün. Onun bile kirasında 5-6 bin lira isteyen insanları düşün. Ya ayıptır. Bu milletin, ya bu millet bu şeyin altından kalkamaz bu AKP. Yani milleti rahatlatacak bir formül. İşte demin verileri verdim. Şimdi bak basit bir hesap yapayım mı? Herkesin kafasına böyle dank 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 geçsin. Şimdi biz demin ne dedim? 666 milyar lira borçların faizine para ödemişiz dedim. Tamam mı? Bu ülkenin fiyatı ne kadar biliyor musun? Hani marketlerde orada bu dert ata göre 61 milyar lira piyasa değeri. Şişe camın fiyatı 131 milyar lira. Koç Holding'in fiyatı 225 milyar lira. Sen bugün kaç tane sanayicinin ya sanayi kurulabilecek, holding kurulabileceği, bu ülkenin 30 senesini, 40 senesini inşa edebileceğin holdingleri yaratmak yerine
oluşturmak yerine, teşvik etmek yerine sen bu holdingleri dışarıya kaçırıyorsun ve bu paraları tefecilere ödüyorsun. Bu ülkenin kalkınması, ayağa kalkması, herhangi bir şekilde adım atması mümkün değildir. Mümkün diyen varsa gelsin anlatsın. Ben de dinleyeyim, mantıklı gelirse diyeyim ki hakikaten ben zırvalamışım. Sen doğru söylüyorsun kardeş. Gel ben seni bir öpeyim diyeyim yani. Ama yok. Bakan Yumaklı demiş ki Tarım ve Orman Bakanı TV'ler kasap reyonu gibiydi. Şimdi et fiyatlarını düşürdük demiş. Nerede düştü o et fiyatları? Ya işte diyorum ya bunlar ne biliyor musun? Ya işte yani kurban olayım yani diyorum ya. Hani sadece başarısız olsam bu kadar sinirlenmem de. Hem başarısız hem aymaz oldukları için bu kadar sinirleniyorum. Umurlarında değil. Bak gerçekten umurlarında değil. Ya insanlar adam diyor ki kardeşim diyor 4 ayda bir bak 4 ayda bir hem döviz var hem dalga geçiyorlar gibi. Aynen öyle. Yani 4 ayda 5 ayda bir evime 200 gram 300 gram kıyma alıyorum diyor adam. Tamam mı? Ve sen bu adama diyorsun ya bir ara şey demedi mi? Neydi o? Kızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren bak nasıl anlıyoruz gördün mü? Kızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren adamı hatırlamıyorum. Ama direkt kızından aklıma geliyor şeyi. İşe girdiği Türkiye Büyük Millet Destici. Mustafa Destici. Yani hani bak olaya bakar mısın? Hani örnek olacak bir insan, bir partinin genel başkanı kızını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne işe sokarak oradan bir çağrışım getiriyor bize. Ne kadar acı değil mi? Ne kadar acı. Ne dedi biliyor musun? Eti komple halde alın dedi. Hatırlıyorum parçalıyorum. Kesin dedi, biçin dedi. Onu yani hadımım diyene kaç çocuğum var demek gibi bir şey bu. Bir de üstüne basa basa dürtme yani. Onun için şimdi bak insanları bu kadar akıllarını oynatmışken yerinden sana bir şey soracağım. Şimdi 29 tane Avrupa ülkesi var. Sana bir soru. Daha önce Türkiye NATO'nun içinde olmasaydı, NATO Birliği NATO'da olmasaydı, şu andaki mevcut kriterlere bakarsan eğer, sence Türkiye NATO'ya alınır mıydı? Şu anda mı? Evet. Impossible yani, impossible. Şimdi... Şimdi resmen Avrupa ülkelerinden Orta Doğu'ya doğru kayıyorsun. Şimdi gelişmiş ülkelerde enflasyon 1 ile 3 arasındadır. Tamam mı? Gelişmekte olan ülkelerde 5 ile 10 arasındadır. Yaklaşık olarak söylüyorum. Senin enflasyonun, hedef enflasyonun bile ki tutturma şansın bana göre impossible. O bile 38 iken sen bugün gelişmekte olan ülke bile değilsin. Gelişmemekte ısrar eden bir ülkesin. Tamam mı? Ama İşte ne yapıyorlar biliyor musun? Buldukları parayı dövize basıyorlar. Hani bas bas paraları Leyla'ya var ya. Bunlar da bas bas paraları dövize basa 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 2010 senesinden beri bizim 200 milyar dolarlık rezervimizi, Merkez Bankası rezervimizi erittiler. Şimdi buraya geldik. Şu kadar konuştuk, anlattık. İnsanların kafasında bir fikir oluşmuştur. Sence bu AKP, bu anlattığım ve sunduğum şeylerle, rakamlarla herhangi bir şekilde enflasyonu düşürebilir mi? O da impossible. Mümkün değil, düşüremez. Tamam mı? Herkes pozisyonunu ona göre alsın. Ama ben şunu anlatayım sana. Gıda enflasyonu gitgide artacak. Ve de benim şahsi kanaatim bu. Faiz indireceğiz daha deniyor. Daha filmin en ateşli yeri orası. Dur sen patlamış mısırı yap getir. Daha dur. Dur. En baba yer orası zaten. Dur sakın kimse önümden geçmesin o anda böyle televizyon önünden. Orası en güzel, en ateşli bölüm orası. Öpüşürken de kanalı değiştirmem o saatten sonra. Aferin olsun. Şimdi burada şöyle bir şey var. Sen faiz düşürmeye başladığın zaman carry traderlar kaçacak demektir. Tamam mı? Neden? Çünkü faiz geliri olmadığı anda adam diyecek ki sana çabella diyecek böyle. Alacak parasını dövizi 32'den bozdu. 32.5'dan 33'den alıp ülkesine dönecek. Bir yıllık faizi 2 ayda 3 ayda aldı. 1,5 yıllık faizi ve döndü. Sonra sen işte gene eksi 60 milyar 70 milyar rezervle kalacaksın ortada. Tamam mı? Diyeceksin ki ben ne yapacağım? O anda mevsimsel avantajlar bitip bir de enerji ithalatım başlamış olacak. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Bir de üzerine o bindiğinde işte o gün bugün yaşadıklarımız, o gün yaşayacaklarımızın fragmanı bile olmayacak. Yani bu gerilim filminde başrol oynayacağız. Yani 85 milyonun 75 milyonu
bu filmde başrol oynayacak. Hala diyorlar ki vergiyi tabana yayıyoruz. Lan zaten taban yayılmış bitmiş. Sen hala tabana neyi yayıyorsun? Sen 600 mi? İnsanlar yanlış anlamasın. Diğer ülkelerde de şey silinir, iptal edilir. Vergiler iptal edilir. Muafiyet görür. Affedilir. Bu sadece bizde olan bir şey değil. OECD ülkelerinde 38 tane OECD ülkesi var Bahar. Biz senede 2.2 trilyon silerek OECD ülkelerin ortalamasının üzerinde bir af getiriyoruz. Muafiyet getiriyoruz bazı firmalara. Ama bugün o muafiyeti niye getiriyorsun? Sana daha iyi hizmet etsin diye. Ülkene daha fazla bir istihdam sağlasın, vergi versin. Teknolojik anlamda kendini geliştirsin diye diyorsun ki bana verme kardeşim bu parayı, bu parayla kendini geliştir diyorsun. OECD ülkelerinin, 38 tane OECD ülkesinin üzerinde, ortalamasının üzerinde bir şekilde muafiyet getiren Türkiye'nin bundan sağladığı verim nasıl biliyor musunuz? 36. sıradayız. Yani sondan ikinci sıradayız. En yüksek ortalamanın üstünde bir muafiyet ve vergi affı getiriyoruz firmalara ama aldığımız verim sondan ikinci. Yani hayaller Paris, gerçeği Güngören. Mevzu bu. Onun için de şimdi Güngören demeyeyim de yani Kadıköy, Ümran yani neresi şimdi insanları da şahsileştirmeyeyim. Onun için de şimdi bu yola çıktığımızda Mehmet Şimşek'in hali vakti yerinde, umurunda değil. Mehmet Şimşek'i bugün görevden alsalar çiçekli gömleğini giyecek, İngiltere'ye gidecek. Tamam mı? Bütçe niye açık verdi 96.8 milyar lira? Bu ay sadece. Demin söyledim ya, ne kadar dedik? 843 milyar şu ana kadar, Ocak Temmuz ayında 800, bu ay sadece o kadar açık verdi. Bu ay. Neden biliyor musun? Sen hiç makam arabalarında 3-5 maaş fazladan alan bürokratlarda herhangi bir azalma görüyor musun? Göremezsin. Çünkü onların keyfi yerinde. Onlar mutlu. Onlarda bir sorun yok. Sorun bizim gariban, bordrolu çalışanımızda. Sorun bizim emeklimizde. Sorun alacağı para önce devletin elinden geçende. Direkt kendine girenler zaten devlete para vermiyorlar. Vergi toplayamıyorlar. Neden? Çünkü sen bugün 2023 senesini hatırlatıyorum. Vergi dağılımını %1 Bahar beyana dayalı vergi vermişler bu ülkede insanlar. %1 beyana dayalı. Yani nedir? Ellerinde bir bilgi belge yok. Gidiyorsun vergi dairesine diyorsun ki kardeşim benim 10 lira gelirim var. Bunun üzerinden vergi vermek istiyorum. %1. %17'si kurumlar vergisi. Yani şirketlerin karlılık oranına göre alınan vergi. Geriye kalan %82'sine biliyor musun? İnsanların böyle çıpır 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 öpüldüğü dolaylı vergi. %82. Sen bu %82 dolaylı vergiyle zaten milletin nefesini kesmişken kimse bana yerli ve milli olmaktan bahsetmesin.